Merhabalar, Şifacı TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yulaf. Yulaf, hepimizin bildiği bir tahıldır. Bilimsel adı Avena sativa'dır. Peki, tüm faydalarını hepimiz biliyor muyuz? Elbette hayır. İşte bu videoda birçoğumuzun faydasını bilmediği bu güzel tahıl hakkında çok güzel bilgiler paylaşacağız. Yulaf, asırlardan bu yana kullanılan, tarihin eski devirlerinden beri insanların tükettiği bir bitki. Çok besleyici ve çok sağlıklıdır. Dünyanın hemen hemen her yerinde yetiştirilebilir. Gluten içermeyen yulaf, vücut için çok önemli vitamin, mineral, lif, antioksidanları barındırır. İçeriğinde bakır, çinko, selenyum, tiamin ve niyasin bulunur. Protein ve bol miktarda lif bulunmaktadır. Araştırmalar, yulaf ve yulaf ezmesinin sağlığa birçok faydasının olduğunu göstermektedir. Yulaf, kilo verme, kan şekeri seviyelerini dengeleme, kötü kolesterolü düşürme ve kalp hastalıkları riskini azaltma konusunda önemli bir etkiye sahiptir. Yulaf, marketlerde ezilmiş halde satılır. Kahvaltılar için sütle pişirilir ve yumuşatılır. Kuru meyvelerle karıştırılarak tüketilir. Atıştırmalık ürünlerde, keklerde, brownie ve fırın ürünlerinde kullanılır. Yulaf, kozmetik sektöründe ve ilaç sektöründe kullanılır. Yulafın zengin bir besin içeriği vardır. Yulaf, güçlü bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır. Beta-glukan lifler açısından önemli bir kaynaktır. Ayrıca diğer tahıllara göre çok fazla protein ve yağ içerir. Yulaf, vitamin, mineral ve bitkisel antioksidan bileşenler açısından zengindir. Yulaf, bebek maması imalatında da kullanılır. Daha düşük oranlarda kalsiyum, potasyum, B6 vitamini, B3 vitamini içermektedir. Yulaf, yenilebilecek en iyi tahıllardan biridir. Antioksidan açısından çok güçlüdür. Vücudu dirençli tutar. Yulafta beta-glukan adı verilen lif miktarı fazladır. Yulaf içerisinde beta-glukan adı verilen çözünür lif bulunur. Beta-glukan bağırsaklar içerisinde suda eriyerek yapışkan jel benzeri bir kıvam alır. Beta-glukanın faydaları çok yüksektir. Tam bir bağırsak dostudur. Yani dolayısıyla yulaf tam bir bağırsak dostudur. Bağırsak problemleri yaşayanlara özellikle tavsiye edilir. Kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterolü ve total kolesterolü düşürür. Yulaf insülin hassasiyetini dengeler. Kan şekeri seviyelerini düşürür. Tokluk hissini artırmak, sindirim yolu üzerinde biriken bakterileri temizlemek için kullanılır. Yulaf kolesterol seviyelerini düşürür. LDL kolesterolün vücuda zarar vermesini engeller. Yulaf kalp hastalıklarına iyi gelir. Yulaf kan şekeri seviyesini dengeler. Tip 2 diyabete iyi gelir. Yulaf kuvvetli bir tokluk hissi verir. Kilo vermeye yardımcı olur. Yulaf ezmesini süt ile 5 dakika pişirerek yulaf lapası yapıp içine kuru meyveler ilave ederek güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Bu tür bir kahvaltı tabağı hem uzun süre tok tutar hem de çok lezzetlidir. Cilt bakımı için yulaf kullanabilirsiniz. Sütle yumuşatılan yulaf, egzamalı bölgeye sürüldüğünde egzamanın iyileşmesine yardımcı olur. Cilt bakımı kremi yapanlar, yulafı cilt bakım kremlerinde kullanmıştır. Çocukluk astımı riskini azaltır. Çocuklardaki ses kısılması, öksürük ve benzeri durumlarda 6 aylıktan önceki bebeklere suyla haşlanmış, yumuşatılmış yulaf lapası verilmesi öksürük, ses kısılması ve hırıltılara iyi gelir. Yulaf bağışıklık sistemini güçlendirir. Kronik yorgunluğu alır. Bebek beslenmesinde çok faydalıdır. 6 ay doldurulmamış bebeklere yulaf lapası verilebilir. Yulaf cilt sağlığına iyi gelir. Yulaf saç sağlığına iyi gelir. 1 su bardağı suya yarım su bardağı yulaf ezmesi ilave edip devamlı karıştırarak pişirin. Oluşan lapa ılıdıktan sonra saçınıza ve yüzünüze maske yapın. Kuruduktan sonra yıkayın ve durulayın. Zaman içinde saç sorunlarından ve cilt sorunlarından kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Sadece cildinize ya da saçınıza kullanabilirsiniz. Egzamalı cildinizde aynı lapayı kullanırken içine bir miktar bal ilave edebilirsiniz. Yulaf, sindirimi rahatlatarak kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Yaşınız ne olursa olsun, yulaf tüketmek bağırsaklarınızı rahatlatır. Yulaf sayesinde vücudunuzun ihtiyacı olan lifi,
enerji veren karbonhidratları, proteini alabilirsiniz. Hem zinde hem de tok hissedebilirsiniz. Günlük hayatımda kullandığım kahvaltılık yulaf tabağı tarifimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Sabahları bir su bardağı süte, bir çay bardağı yulaf ezmesi ilave edin. Yavaş yavaş karıştırarak 4-5 dakika kaynatıp pişirin. Pişip soğuduktan sonra içine kuru üzüm, kuru kayısı, tarçın, dövülmüş ceviz veya fındık ilave ederek karıştırın. Her öğünde bu şekilde bir kase hazırlayıp tükettiğinizde hem uzun süre tok kaldığınızı hem de daha sağlıklı hissettiğinizi göreceksiniz. Diyet yaptığınız dönemlerde aç kalmadan bu sayede kilo verebilirsiniz. Yulaf lapasını taze meyvelerle blender yardımıyla çekip smoothie yapıp ara öğünlerde tüketebilirsiniz. Özellikle sıcak yaz günlerinde hem doyurucu hem de serinletici olacaktır. Yulafın birbirinden güzel faydalarını sizlere aktardım. Sizin bildiğiniz özellikleri varsa lütfen yorumlar bölümünde bize yazın. Kanalıma abone olmayı ve zil ikonuna tıklamayı unutmayın. Sağlık, şifa, huzur dolu bir hayat diliyorum. Sevgilerimle.